Öncelikle hepinize Kerbela'dan bugüne kaybettiğimiz tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Hak aşkına, Hızır aşkına, cümle canlar aşkına, acıların doyduğu, yoksulların güldüğü, haksızlıkların olmadığı, herkesin sıcak bir yuvasının olduğu, evsiz, baksız, mekansız, kimsenin kalmadığı, Allah Allah. Yer altında ve yer üstünde, zor şartlar altında, ihmalkarlık nedeniyle hayatlarını kaybetmediği, sokak ortasında insanların öldürülmediği, kimsenin kör bir kurşuna hedef olmadığı, katliamlar nedeniyle anaların ağlamadığı, çocukların istismara uğramadığı, herkesin birbirlerinin dertlerine, kederlerine, acılarına, sevinçlerine ortak olunduğu, barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün, hoşgörünün hakim olduğu, insanlar arasında dil, din, etnik köken ayrımcılığının olmadığı, çok kültürlü bir yapı içerisinde herkesin kendisini özgürce ifade ettiği, düşünce ve inanç özgürlüğü önünde bütün engellerin kalktığı, cinsiyet ayrımının olmadığı, demokrasi, laiklik, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir toplumda yaşamak cümle canlarımıza nasip olur. Sevgili canlar, bu toplantı, hani her toplantı çok önemli zaman dilimleri içerisinde yapılıyor ama bu toplantıya özel bir yan var ki gerçekten Türkiye önemli bir dönüm noktasında. Türkiye öyle bir kırılma anı yaşıyor ki yani açıkçası demokrasiden yana mı yoksa hani tek adam rejiminden yana mı, faşizmden yana mı, demokrasiden yana mı, gericilikten, şeriattan yana mı, demokrasiden yana mı, eşit yurttaşlıktan yana mı, yani tamamen toplumu kutuplaştıran bu siyasetten yana mı olmaya karar verilecek bir dönem içerisindeyiz. Yani her yönüyle bir kuşatma adı altında, kuşatma altında yaşıyoruz. Ama bu kuşatma içerisinde de her geçen gün daha çok yoksullaşan, daha çok sömürülen, katmerli krizlerin yaşandığı, katmerli sömürünün yaşandığı, açlığın, sefaletin artık meydanlara taştığı, geçinemiyoruz haykırışlarının artık sokak röportajlarına yansıdığı ve açıkçası gençlerin umutlarını yitirip yurt dışına onar beşer değil biner ona, biner on biner kaçmaya çalıştıkları, gittikleri, ülkeyi terk ettikleri bir dönem. Hukukun ayak altına alındığı, yani kendi yazdıkları anayasaya, kendi yaptıkları yasalara dahi uymayan bir iktidarın iş başında olduğu bir dönem. Artık kendileri gibi düşünmeyen herkesin vatan haini, herkesin terörist, herkesin bölücü ilan edildiği ve her fırsatta, her şekilde insanların içerilere atıldığı, zindanlara tıkıldığı ve her şekliyle işkenceye maruz bırakıldıkları bir dönem. İnsanlar düşüncelerinden dolayı, inançlarından dolayı, felsefelerinden dolayı, yaptıkları işten dolayı, temsil ettikleri toplumsal yapılardan dolayı ne yazık ki sürekli fişleniyorlar, sürekli cezaevlerine doldurularak orada haksız, hukuksuz biçimde üzerlerinde hiçbir suç yokken, ceza dahi almamışken o neyse yıllarca içeride tutuldukları bir dönem.
en son geçen görülen Kobene davasında da yine halkın büyük sevgisini kazanmış Selahattin Demirtaş başta olmak üzere bir dünya insan, Kürt siyasetçi, onlar da içerideler. Yine tutukluklarının devamına karar verildi. Onlar da Mayıs'ın bilmem kaçına ertelendi. Bu hukuksuzluklar öyle bir noktaya geldi ki artık en son anayasa değişikliğinde kabul ettikleri maddeleri dahi tanımaz hale geldiler. Bunların en başta en çok tartışılanlarından bir tanesi Can Atalay kararıydı. Ama Can Atalay kararı en çok konuşulduğu için gündemde kaldı. Şu anda anayasa diye bir mesele yok. Anayasa tamamen kalkmış durumda. Anayasa bizim kabul ettiğimiz, bizim sahip çıktığımız, demokratik bulduğumuz bir anayasa falan değil. Değiştirilmesini istediğimiz, tam da 12 Eylül faşizminin ürünü olduğunu söylediğimiz bir anayasa bile bunlara çok geldi ve bunu dahi tanımayan bir tarafa koydular. Yasalar asla işlemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama organı tamamen bypass edildi. Ve her geçen gün eğitim başta olmak üzere toplumun her kesiminde inanılmaz bir gericilik aldı başını gidiyor ve şeriata koşar adım giden bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bütün bu süreçlerden en çok etkilenen toplumsal kesim Aleviler arkadaşlar. En çok etkilenen hem eğitimdeki gericileşmeden hem yaşamdaki gericileşmeden hem bu ülkedeki ayrımcılıktan bu ülkedeki torpil sisteminden en çok etkilenen en çok Alevi çocukları umutsuzluğa kapılıyorlar. Çünkü Alevi çocuklarının iş bulması mümkün değil. Alevi çocuklarının KPSS sınavlarından başarılı olmalarına rağmen mülakat sınavlarını geçebilmeleri mümkün değil. Alevi çocukları okullarda inanmadıkları bir dinin dersini zorla görüyorlar. Onlara zorla bir din dersi dayatmasıyla karşı karşıyalar. Alevi çocukları sınıf öğretmenlerince camiye götürüldüklerinde ben gitmiyorum diyemiyorlar. Ve korkunç bir zulümle karşı karşıyalar. Bütün bu süreç evet bir tarafta Alevi Bektaşi Kültür Cemiyeti Başkanlığı adı altında kurulan yapının özel çalışmaları, diğer tarafta artık bu gerici ve faşist düzenin neredeyse merkez noktası haline gelmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bütün o çalışmalar, projeler hepsi Alevilere yönelik gerçekten korkunç bir asimilasyon ve yok etme yani inkarı anladık ama imha etme tümüyle bu inancı ortadan kaldırmaya yönelik güçlü projeler geliştiriyorlar. Bu meseleyi ta dünden bugüne kadar Alevilerin meselesiymiş gibi algılayan bir yapı var arkadaşlar. Bu yapıyı bozmamız gerekiyor. Bu yapıyı bozmak onları ikna etmekten geçiyor. Devrimci dostlarımızın, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve diğer bütün kesimleri ikna etmek bize düşüyor. Bu meselenin sadece bizim meselemiz olmadığı. Ana dilinde eğitim meselesi tek başına Kürtlerin meselesi değil ise zorunlu din dersleri meselesi, bu ülkedeki gerici uygulamalar meselesi de sadece Alevilerin meselesi değildir demek gerekiyor arkadaşlar.